Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım arkadaşlar Hafta sonu baskın hafta sonu sonuçları sonuçlanmış. Buradan 515 e, baskın madalyamızı aldık. Toplamda 175 bin tane madalya kazanmışız. 11 tane bölgeyi tamamen temizlemişiz. 143 saldırı yapmışız ve 43 tane de düşman bölgesini yok etmişiz. Artı 54 kupa almışız. 1084 kupadayız. Klan TPC 125 gelmiş. Gayet güzel. Burada birinciyiz arkadaşlar. 12.101 gayet güzel saldırılar yapmıştık hatırlarsanız. 24 kişide de saldırmış klanımızdan. Bu hesabımıza bir saldırımız boşa gitmişti. 2 tane tavır için girmiştik ama 7000 puan almışız. Şöyle saldırdığımız köyleri de göstereyim. Şunu 19 saldırıda yenmişiz, maşallah. Şimdi arkadaşlar yan hesabımız artık belediye binası 8'e geçti. Bu bölümde hem yan hesaptan hem ana hesaptan oynarız diye düşünüyorum. <laughs> Biraz karma bir bölüm olacak. Şimdi laboratuvar yükseltmesiyle ile başlayalım işe. Şuradan 400 bini verdim laboratuvar yükseltmesi için. Kara fabrikası, kara sondası, yeni altın deposu. İksir deposu. Güdüm davamayını. Falan filan. Şuraya gel bakalım. Kara iksir deposu. Alacağız onu da. Şu sondaları fulleyemedik biz ama. 11 seviye olmayan sondalarım var. Onları da max'layalım. Şöyle 11 yaptım. Şöyle 11 yaptım. Fazla ganimetimi duvara harcayacağım. Ama önce dur. Ee, başka sonda kaldı mı? Hepsi 11 oldu galiba arkadaşlar. Tamamdır güzel. Ee, son bir tane işimi de Klan Kalesi'ni yükseltmeye harcayacağım desem. 1.2 milyon. Şöyle şu duvarları yükseltelim. Yükselt babam. Gayet güzel. Parayı bitireceğim hatta. 300 bin. Şunu da seç. 1.2 milyon değil mi? 1.2 milyon. 450 bin verdim. Şunları yükseltmesi biraz zor olacak. 900 bin 1.2 milyon çıkar mı? Barbar kralı yükseltmem istiyorum bir de ya. Klan kalesini yükseltelim ondan sonra barbar kralı yükselteriz. Klan kalesini yükseltmeyi bıraktım arkadaşlar. Bir tane saldırı yemişiz. Başarıyla savunmuş, savunmuşuz. Lig bitmiş. Ondan sonra belediye binasını 20 taş yükselten buradan seviye atladık. Gayet güzel. Bu arada kaç madalyam var burada? Şuradan 500 bin iksir varmış. Bak bunu yeni gördüm. E, belediye binası 8'e geçtiğimiz için açıldı. Gerçi burası doğru. E, 600 madalyamız var. iki tane şey alabiliriz. İksir vesaire. Şu yan köye geldiğimde ee, Burada para alıp iksir deposunu yükseltebilirim ya da iksir alıp para deposunu yükseltebilirim Ki iksir alıp para deposunu yükseltmeyi tercih edeceğim Şöyle arkadaşlar baskın madalyaları inşaatçı iksirini aldım Bu arada videoya bir like atarsanız çok sevinirim i̇şte 10 saatlik yükseltmeyi yapacağım arkadaşlar her gün 18.00'da bildiğiniz üzere e, Clash of Clans videosu atıyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma bilmeyen arkadaşlar varsa her gün 18.00'da dilerseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle burayı da yükseltmeye bıraktım arkadaşlar. Şimdilik bu hesaptan bu kadar olsun. E, Fearless Gaming 35 hesabına geçip hemen geliyorum. Ana hesabıma geçişimi yaptım arkadaşlar Bildiğiniz üzere bu hesabı da belediye binası 13'e yükseltmeye bıraktık arkadaşlar Belediye binası 13 olacak burası da yakında umuyorum ki ee, Klan oyunları bitecek yakın zamanda Onun dışında bu köyün tuzaklar hariç savunmaları max artı max arkadaşlar Şöyle göstereyim Sadece tuzaklar ve toplayıcılar var max olmayan Onları da e, şu Royal Pest'teki kitapları ve rünleri kullanabilmek için maksamayı beklemedik arkadaşlar. En son burayı ganimetini fulllemiştik bu arada önceki videoda hatırlarsanız gayet güzel bir şekilde oyunun bug'ını bulup deli gibi ganimet kasmıştık. 1 milyon üstü ganimetler, dehşet ganimetler. E, her şeyimiz max artık bu köyde. Belediye 11, tuzak ve sondalar hariç belediye binası 12'ye geçeceğiz. Ne kadar süre? 20 saate galiba aynen 20 saate geçeceğiz arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi e, klan savaşlarımız var. Bu hesapta klan savaşlarını yapacağım. E, saldırabileceğim bir üçüncü yer kalmış. Onun dışında pek saldırabileceğimiz bir yer yok. Şu üçüncü yeri üçleyelim arkadaşlar bence. Bir bakacağım. Klan kalesi boş. Ee, tekli cehennemler düşer mi bilmiyorum. Düşmezse tomruk atarla almayı planlıyorum. Ordum bu şekilde arkadaşlar. Hemen saldır diyorum. Şimdik. İyi düştü. Oo. Okay, çok kötü. Şimdi şu barbar kralı içeri sokmak için uğraşacağım. Bilmiyorum girer mi. Galiba girmez. Orada kraliçenin özelliğini basacağım. Oradan dönüp girer be. İyi güzel girdi. Barbar kralın özelliğini kullanıyorum. Yani köyü çok savunacak bir şey kaldığını düşünmüyorum. Alırız diye düşünüyorum arkadaşlar şu an. ses ses ha belediye binasının barbar kral olacak orada kasırga tetiklendi balonlarımız vesairemiz hayatta bakalım ejderhalar da hayatta biraz dağınıklar ama elektromuz bir tane vuracak Oradan iki yine sektirirsem mükemmel olur. Bakalım sekecek mi? Sekti vallahi çok güzel sektirdi hem de. Burada elektro şov yapıyor bu arada şu an. Tamamdır ya. Köyü üçlediğimizi düşünüyorum gayet güzel bir şekilde. İskeletler çıkmış orada. Bir tane okçu kulesiyle koruyucu halteri kaldı. İskeletler biraz ejderhaları oyalıyor ama çok da bir fayda edeceğini düşünmüyorum. Elektro orada lap çurt diye bir tane vurdu. Ejderhamız orada koruyucu halterini düşürmeyi başarıyor. İskeleti de aldıktan sonra okçu kulesini de alıyoruz arkadaşlar. Süre de ucu ucunu etti bu arada. Gayet güzel. 3 ejderha 1 elektro. güzel bir şekilde üçlemeyi başarıyoruz. Bu klan savaşında gayet güzel kazanmışız bu arada. 73 yıldız. 2 yıldız kaybımız mı var? Evet, 2 yıldız kaybımız var sadece. Muazzam bir saldırı olmuş bizim için. 196 XP alacağız buradan. Gayet güzel. Genellikle klanımızda saldırılar yapılmış üst taraflar için. Onu söyleyebilirim. Zaten alt taraflar için çok saldırı yapmaya gerek kalmamış. Benim yani hesabım klan savaşında yok mu? Var. Ama saldıracak bir yerim yok. O yüzden gayet güzel arkadaşlar. Hemen geleceğim devam edelim. Hemen yan köydeki saldırılarla devam edeceğim arkadaşlar. Burada cadı ve ezici saldırılarımızla. Şöyle üst taraftan cadılarımı bırakacağım. Ben kahramanımı bırakacağım. O da hava mayını biraz canımızı sıktı ama sağlık olsun. Mega mayını ezici sayesinde blokladık. Allah razı olsun. Şöyle e, ezici diyorum ben şu kahraman sürekli ya. E, savaş makinesinin özelliğini açtım. Kahraman ismi normal savaş makinesi ama. Benim ağzımda ezici diye kalmış. Ezici normalde şu savunma arkadaşlar. Siyah olan. Ama ben kahraman ezici diyorum nedense. Belediye binasının canı orada yarıya kadar düştü. Dev topun targıtı halen ee, savaş makinesinde olması çok güzel. Cadıları hiçbir şekilde vurmuyor. Ve savaş makinesi o kadar dehşet bir hasar da almıyor aslında. Fırın sürekli cadılarımız yiyor. Artık o dev topu düşürsek çok güzel olacak ki düşmeyi başarıyor sonunda. Burada cadılar çeyrek cana kadar düşürmeyi başardı. Daha doğrusu yarasalar. Şimdi fırına hasar vurmaya başladık. Orada fırının yarı cana yakın bir canı düştü. Belediye binasını düşürüyoruz. Eğer olur da fırını düşürürsek ve bu cadı hava mayınını indirmeyi başarırsa ama başaramadı. İki tane çift top kaldı arkadaşlar köyde savunma olarak. Yarasalar muazzam bir iş yapıyor. Ve bu saatten sonra köyü üçlememizi hiçbir şey engelleyemez diyorum. Gayet güzel bir şekilde köyü cadılarla üçlemeyi başarıyoruz. Ekibimizde de %58 tek yıldızda kalmış arkadaşlar. Burada 7 saat sonra laboratuvar bitecek. Burayı da belediye Binası 8 Yaptık Hatırlar iseniz. Gayet güzel. Şöyle Royal Pestan şunu da alalım. Şimdi şu sağ taraftan ezici de eee ezici diyorum. <laughs> Daha yeni söyledim ya. Savaş makinesinin de özelliğini erkenden basıyorum. Geri dolacaktır zaten hemen Şimdi burada havan, Mega Tesla, eee merkezdeki savunmaları çok değerli rakibimizin. Ve havanın cadılara targetlanması çok ama çok üzücü bizim adımıza. E, ee, kahraman kafasına göre gitmesi. Ya büyük ihtimal luz alacağız gibi duruyor. Belki bir şans belediye binasını düşürüp iki yıldızdan kazanırız ama çok iyi bir yüzde alamayacağız gibi duruyor şu an için. Gerçi kahraman 17 seviye ve fırın targıtını aldı. Kahramanın fırın targıtını alması normal şartlarda mükemmel bir şey ama bütün cadılarımız bir mega mayın öldüğü için zaten yarasamız kalmadı. Ama şu hava mayını alırsak eğer ki bir ihtimal alacağız gibi duruyor. Tek bir cadımız var bilmiyorum o kadar yarasa bizi taşır mı? Ama bunun cevabını da beraber göreceğiz. Tesla yarasalara değil de odaklansa dedim odaklandı kahraman özelliğine bastım. Orada kahraman Tesla'yı oyalarken eğer olur da Tesla'yı düşürebilirsek. Ve yüzde yüzü almayı başarıyoruz ucu ucuna arkadaşlar. O kadar sıkıntılı bir saldırı olmasına rağmen. Yüzde 69 e, iki yıldızda kalmış rekibimiz de. Gayet güzel sonuncu saldırıyla hemen yapalım bakalım sonuncu saldırımızı. Şurada Havan görüyorum ee, üst taraftan saldıracağım çünkü 3 e, tane can sıkıcı savunma aşağı tarafta Havan'ı halledebilirsek eğer ki targetini e, kahramanımıza alabilirsek çok bir sorun yaşamayız diye düşünüyorum. Umarım targetinin kahramanı alır. Güzel target kahraman en azından şu an için o şekilde Havanı indirmeyi başarıyoruz. Of orada Mega Mayna cadılarımızın hep söylüyor neredeyse. Kahramanın gittiği yönle alakalı bir durum. Baya kötü oldu bizim için. Galiba bu sefer Luz alacağız arkadaşlar. Evet düzenin ee, güzelliği bizim ordumuzun içinden geçti bir sık diyebiliriz arkadaşlar bir nebze. Evet arkadaşlar %37 sıfır yıldız gerçekten. Bence cadı saldırısına karşı güzel bir düzeni vardı rakibimizin. Rakibimiz 158 2 yıldız alarak bizi yenmeyi başarıyor. 2558 kupadayız. Hadi bakalım. Oo. Burada Love Havan'ı görüyorum. İsmini bilmediğim için Love Havan'ı diyorum bu arada. İsmini bilmiyorum. Ee, yanında Havan da var. Üst tarafta da gerçekten yine iyi bir düzen. Bakalım alabildiğimizi almaya çalışacağız. Şuradan Cadolarımı sallıyorum. Lav havanı ee, Kahramanımıza targetlandı. Normal havan hiçbir şey target değil şu an. Ondan biraz korkmamız gerekiyor mu? Tam emin değilim. Bir an önce şu havanların olduğu mekana girip temizlik yapmamız gerekiyor derken lav havanını düşürmeyi başardık. Ama orada bir havan daha var. Biraz can sıkıcı bir havan o. Ve e, savaş makinemizin canı bayağı azalmış. Havanın bıraktığı lavlara cadılar kafa atıyor. Ve havan orada cadılara hedef alıyor. Cadıların canı e, güzel bir değerde azaltıldı. Hatta artık çeyrek canları var. İki yıldız zor gibi duruyor arkadaşlar. Hatta imkansız. Buradan %56 tek yıldızla ayrılacağız. Gerçekten merkezdeki önemli savunmaları düşürebilmek çok önemli. Rakibimiz %53 tek yıldızda kaldığı için bu savaşı da kazanmış olarak sayılıyoruz arkadaşlar. Bakalım yapacak başka bir şeyimiz kalmış mı hemen bakıp geliyorum. Bu hesapta video kapanışını yapayım dedim arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Yarın 18.00'da tekrardan görüşmek üzere. Ee, videoya bir like atarsan çok sevinirim ve abone olursan. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.